Aylık gayrimenkul piyasası değerlendirmesi videosuna hoş geldiniz. Bu videoda enine boyuna hem konut piyasasını hem gayrimenkul piyasasını değerlendireceğiz. Konut satışları, konut fiyatları, kiralar bunların hepsinin üzerinden geçeceğiz. Bu video diğer videolarımda olduğu gibi yine biraz uzun olacak. Onun için çayınızı kahvenizi alın. Ben kahvemi aldım ve geldim. Bu videoda Enine boyuna gayrimenkul piyasasını sizler için anlatmaya çalışacağım. Bu video İstanbul Gayrimenkul Değerleme sponsorluğuyla Sponsorluğu ile hazırlanmıştır. İlk olarak konut satışları ile başlıyoruz. Türkiye'de Ekim ayında 102 bin tane konut satıldı. Bunu Ekim aylarının geçmişine göre baktığımız zaman ortalamada 117 bin adetlik Ekim ayları ortalaması var. Bunun altına düşmüş olarak gözüküyor. 2021 ortalamanın üzerinde bir yılda ama 2022 Ekim ayı maalesef ortalamanın gerisinde kalan bir ay olmuş oldu. Bununla birlikte konut satışlarına ilk 10 ay içinde baktığımız zaman bu yılın Ekim ayı aslında genel olarak ortalamanın üzerine çıkan bir yıl olmuş oluyor. Bu Ekim ayı ile ilgili değil tabii ki diğer geçmiş ayların performansıyla ilgili olarak ortalamanın üzerinde ilk 10 aylık performans. Konut satışlarına iş günü bazında baktığımız zaman Ekim ayında her iş günü 5000 tane konut satıldı. Buna uzun dönemli ortalamada baktığımız zaman Türkiye'de her iş günü 5400 tane Konut satışı gerçekleşiyor. Bu ortalamanın altında kalan bir Ekim ayı oluyor. Ekim aylarını her iş günü konut satışı açısından baktığımız zaman Ekim aylarında her iş gününde 5.700 tane konutun satıldığını görüyoruz. Buna göre de yine ortalamanın altında kalan Ekim 2022 ile karşı karşıyayız. O halde rahatlıkla şunu söyleyebiliriz: Ekim 2022 konut satışlarının gerilediği ortalamanın arkasına düşüldüğü bir ay oldu. Konut satışlarını kredili satışlar ve nakit satışlar olarak incelediğimiz zaman ipotekli satışların toplam satışlar içerisindeki payının %12'ye kadar gerilediğini görüyoruz. Bu 2018'deki en dip seviyenin biraz üzerinde ama oldukça gerilemiş durumda bu da çok açık. Konut satışlarını birinci el satışlar ve ikinci el satışlar olarak incelediğimiz zaman birinci el satışlar toplam satışlar içerisinde %31'lik paya sahip. Hafif bir kıpırdanma var ama konut üretimi çok hızlı değil. Ona zaten videonun sonunda da yine değineceğim. Ama oraya gelmeden önce şunu da söyleyebiliriz ki konut üretimi olmadığı için birinci el konut satışları da oldukça yavaş gidiyor. Bu arada hemen şunu hatırlatmak istiyorum. Bu videoları izleyenlerin yaklaşık %80'i kanala abone değiller. Bizim de motivasyonumuz aslında sizlerin abone olmanız ve toplam sayımızın büyümesi ve hazırlamış olduğum bu videoların daha fazla insana ulaşması. Onun için lütfen eğer içerikleri beğeniyorsanız lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Hatırlatmamızı yaptıktan sonra konut satışlarını bir süreliğine kenara bırakıyoruz. Oraya tekrar geleceğim. Şimdilik gayrimenkul satışlarına bakıyoruz. Konut satışlarını biliyorsunuz hem gayrimenkul satışları hem de konut dışı gayrimenkul satışları olarak inceliyoruz. Türkiye'de Ekim ayında gayrimenkul satışları genel ortalamanın üzerinde seyretti ve 256 bin adet gayrimenkul satışı gerçekleşti. Bu uzun dönemli ortalamaya baktığımız zaman 233 bin adet gayrimenkul satışı gerçekleşiyordu Türkiye'de. Şimdi bu ortalamanın üzerine çıkmasının sebebi konut satışları mı? Hayır. Konut dışındaki gayrimenkul satışları gayrimenkul satışlarını sürekli ortalamanın üzerine çıkartıyor. Bu 2020 Mayıs ayından beri İnsanların konut dışındaki gayrimenkullere daha fazla yatırım yapması sebebiyle artışa geçmiş bir durum. Gayrimenkul satışlarının içerisinden konut dışı gayrimenkul satışlarına baktığımız zaman 153 bin adet gayrimenkulün satışının gerçekleştiğini görüyoruz. Bunu 2013'ten bu yana baktığımız zaman Ekim ayları içerisindeki ortalamanın 115 bin adet olduğunu görüyoruz ve 153 bin adetlik Ekim ayındaki konut dışı gayrimenkul satışının bu ortalamanın çok çok üzerinde olduğunu görüyoruz. Unutmadan Videonun sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Çünkü sizlerden bir önceki videonun içerisinde gelen yorumları ve soruları da sizler için değerlendiriyorum. Tam 7 tane soru ve yorumu sizler için değerlendireceğim. Videonun sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Ve tekrar konut satışlarına geliyoruz. Konut satışları içerisinde yabancı konut satışlarında ayrıca inceliyoruz biliyorsunuz. Ekim ayı içerisinde 5300 tane konutun yabancılara satışının gerçekleştiğini görüyoruz. Toplam satışlar içerisindeki payı %5.2. Genel ortalaması %4-4.5'lar arasında olduğunu düşünürsek %5.2'lik payın ortalamanın üzerine çıktığı zaten grafikten de rahatlıkla görülüyor. Toplam içerisindeki payına baktığımız zaman %5.2 olsa da bazı illerde yabancılara satış oldukça fazla ve toplam içerisindeki payı da hiç de azımsanmayacak kadar yüksek. Örneğin Antalya'ya baktığımız zaman Toplam satışlar içerisinde yabancıların payı %33.5'a kadar geliyor. Yani 3 konuttan bir tanesi yabancılara satılıyor ve yabancılara satışın payı sürekli artmakta. Bunu biraz sonra kiralarda ve konut fiyatlarındaki değişimlerle de göreceğiz. Sizin için hem konut fiyatlarını Merkez Bankası verileriyle hem de sahibinden komun betamla hazırlamış olduğu verilere göre de paylaşacağım. Yabancıların toplam konut satışı içerisindeki payının bir yüksek olduğu il de İstanbul. Her 10 konuttan neredeyse bir tanesi yabancılara satılmış durumda. Son ayda yabancıların toplam konut satışları içerisindeki payı %9.7'ye kadar yükselmiş durumda. Bunun geçmişte daha yüksek olduğu ayları da görmüştük biliyorsunuz. Her 6 konuttan birisi yabancılara satılmıştı. Ama bu ayki gelişme de hiç de azımsanacak gibi değil. Konut fiyat verileri de açıklandı. Konut fiyat verileri bildiğiniz gibi konut satışları gibi bir önceki ay değil, iki önceki ayı ifade ediyor. Onun için dinlerken mutlaka buna dikkat edin. Yıllık konut fiyatlarındaki değişim Merkez Bankası verilerine göre %189 olarak gerçekleşti. Bunu nominal olarak inceliyoruz biliyorsunuz. Reel olarak baktığımız zaman yıllık değişim %57 oranında gerçekleşmiş oldu. Sizinle inşaat maliyetleri ve konut fiyatları değişimlerini bir grafikte paylaşıyorum. Buna göre baktığımız zaman yeni konutların fiyat değişimleri %176 olurken inşaat maliyetlerindeki değişim %113. Bunu neden paylaşıyorum? Bazıları inşaat maliyetleri artıyor, konut fiyatları artıyor gibi yorumlar yapıyor. Bu kafa karışıklığını biraz da ortadan kaldırmak farklı bir bakış açısıyla paylaşmak için yapıyorum. Konut fiyat değişimlerinden bahsettiğimize göre Türkiye'deki ortalama konut birim fiyatlarından da kısaca bahsedelim. Türkiye'de ortalama bir konutun fiyatı 15.800 liraya kadar yükselmiş durumda. İstanbul'da ortalama bir konutun fiyatı 25.700 liraya çıktı. Ankara 11.300 lira ve İzmir'de de ortalama konutun fiyatı 18.700 liraya kadar yükseldi. Ve her ay yaptığımız gibi bir tane grafiğimiz var ve bunu sizlerle paylaşıyorum biliyorsunuz. Buna ne desek bilmiyorum. İçler acısı grafiği mi desek? 100 metrekare konutu alabilmek için ne kadarlık asgari ücret biriktirilmesiyle gerektiğine ilişkin bir çalışma yapıyoruz. Bunu Eylül ayındaki konut fiyatları ile incelediğimiz zaman 24 yıllık asgari ücreti biriktirdiğiniz zaman Türkiye'de 100 metrekare bir konut alabiliyorsunuz. Bunu geçmiş dönemlerde incelediğimiz zaman 17-14 yıllara kadar gerilediği yılları rahatlıkla grafikte görebilirsiniz. Bu asgari ücretteki yapılan düzeltme ile biraz gerilemiş olsa da tekrardan artış trendine geçti. Konut birim fiyatlarını bir de döviz açısından baktığımız zaman İstanbul'da ortalama bir konutun birim fiyatının 1400 dolara çıktığını görüyoruz. Bunu eski tarihi zirveye yaklaştığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Ama zirveyi geçen bir yer daha var ki o da Türkiye'deki ortalama konut birim fiyatları. Türkiye'de ortalama bir konutun birim fiyatı 866 dolara kadar yükseldi. Bu zaten daha önceki videolarda da bahsettiğim gibi tarihi sınır olan 800 dolar sınırını çoktan geçti ve gidiyor. Şimdi sizlerle sahibinden.com'la Bahçeşehir Üniversitesi'nin ortaklaşa hazırlamış olduğu konut piyasası raporundan veriler paylaşacağım. Bu verilerin Merkez Bankası verilerinden en büyük farkı sizin gibi benim gibi ilanlarını internete koyan kişilerin verilerinden elde edilmesi. İlk olarak konut fiyatlarıyla başlayalım. Eylül ayında %196 olan yıllık konut fiyat değişimleri Ekim ayında bakın Betam'ın raporunda bir ay daha ileriye geldik. Merkez Bankası verilerinde Eylül verilerini paylaşıyordum ama Betam'ın verilerinde Ekim verilerine geldik. Ekimde %191'e gerilemiş oluyor. %196'dan %91'e gerilemiş oluyor. Nominal konut fiyat artışı Betam'ın raporuna göre geçen yılın aynı ayında konut metrekare birim fiyatı 4900 lirayken Türkiye ortalamasında Betam'ın raporuna göre ortalama konut fiyatı 14.395 lira. Bu da Merkez Bankası'nın verisine oldukça yakın. Orada da 15.800 lira demiştik. Ekim ayında en yüksek ve en düşük konut fiyat değişimlerinin yaşandığı illeri çıkarmış. Sahibinden konu verilerinden Betam. Mersin ortalama konut fiyat değişiminde Türkiye ortalaması %191 iken Mersin'deki ortalama konut fiyat değişimi %231 olmuş ve ortalama konut fiyatı 12 bin lira. Antalya yüzde 223 olmuş ve ortalama konut birim fiyatı 17 bin lira. İstanbul yüzde 218 lira olmuş ve ortalama konut fiyatı 21 bin lira. Bunu size tek tek okumayacağım. Siz zaten ekranda hepsini görebiliyorsunuz. Kayseri en düşük konut fiyat değişiminin olduğu illerden birisi yüzde 149 olmuş ve 6.800 lira konut birim fiyatı. Muğla yine çok hızlı ilerlediği için yavaşlama dönemine girdiğini düşünüyorum. %147 olmuş ve ortalama konut birim fiyatı 28 bin lira. Reel konut fiyatlarına Betam raporunda baktığımız zaman bir önceki ay enflasyon %3.5 olurken konut fiyatlarındaki artış %4.6 olarak gerçekleşmiş ve reel artış %1.7 olarak gerçekleşmiş. Betam'ın raporuna göre konut fiyatlarındaki reel artışın yavaşlamaya başladığı görülüyor. Betam'ın verileri arasında ilginç verilerden birisi daha. Toplam ilan sayısındaki artışla piyasadaki gayrimenkul satışlarını karşılaştırıyor. İlan satışlarının artışına bakıldığı zaman ilan sayısı %1.7 artarken satılan konut sayısı %7.1 oranında azalıyor. Böylece daha fazla ilan ortaya çıkarken daha az konut satılmaya başlıyor. Böylece biraz alıcı avantajı piyasaya doğru gidişin sinyalleri veriliyor sahibinden kon verilerine göre. Sahibinden kon verilerine göre yine ilginç verilerden birisi daha kapatılan ilan sayısı. Yani ilana konduktan sonra ilanın ne kadar süre içerisinde kapandı. Ya satıştan vazgeçilmesi ya da satılması sebebiyle ilanlar kapatılıyor biliyorsunuz. Türkiye genelinde ilanların kapanma süresi 4.6 gün uzamış. İstanbul'da 5 gün, Ankara'da 5 gün, İzmir'de 5 gün uzamış. Böylece toplamda Türkiye ortalamasında kapatılan ilan süresi 1,5 aya 46 güne çıkmış. İstanbul'da 48, Ankara'da 40 ve İzmir'de de 49 günde satılık ilanlarının kapandığı görülüyor. Bu ay açıklanan verilerden birisi de konut arzı ile ilgili. Yapı ruhsatları biliyorsunuz Türkiye'ye ne kadar yeni konutun eklendiği ile ilgili bize bilgi veriyor. Üçüncü çeyrek verisine göre Türkiye'de 143.900 adet bağımsız bölüm için ruhsat verildi. Bu ortalamanın oldukça altında kalan bir sayı. Bunu 4 dönemle çarptığımız zaman 600.000 adedin altında bir üretim olması anlamına geliyor ki daha önceki yapmış olduğumuz incelemelerde 750-800 bin adedin altında konut üretilmesi halinde Türkiye'de konut arzında yavaşlamanın olduğunu bize göstermiş oluyor. Yapı ruhsatlarına baktığımız zaman ruhsat başına daire sayısını da inceliyoruz ve burada da daire sayısının 5 adede kadar gerilediğini görüyoruz. Bu en yüksek döneminde 8.7-9 dairelik binalara kadar çıkıyormuş ama şu anki ortalama 5 daireye kadar gerilemiş. Ortalama konut büyüklüğüne baktığımız zaman da Türkiye için 116 metrekarelik ortalama konut büyüklüğü gözüküyor. Geçmiş dönemlerde de zirve noktalara bakarsak 136 metrekarelik daireler yapılmış ama artık daireler zaten giderek küçülüyor. Hem ekonomik açıdan hem de hane sayısı küçüldüğü için. Yapı ruhsatları verileri içerisinde ilginç noktalardan birisi aslında konut dışı gayrimenkul satışlarını açıklarken verdiğim bilgilerden birisiyle ilgili. Konut dışındaki gayrimenkul satışları, arsa ve tarla satışları artıyor. Bununla birlikte yapı ruhsatlarının içerisinde bir bağımsız için verilen ruhsat sayısındaki artış dikkat çekici. Toplam ruhsat sayısı içerisinde %8'lik paya sahip olan bir bağımsız bölümlük konutların üretimi dikkat çekiyor. Müstakil olabilir, villa olabilir ama bir bağımsız bölümden oluşan yani tek bir hanenin üretimi için alınan ruhsat sayısında ciddi bir artış var. Video uzun olunca hatırlatmalarda bol oluyor. Size bir hatırlatma daha yapmak istiyorum. Sorularla gayrimenkul yatırımı kitabı stoklarda azalmaya başladı. 2022 sonuna kadar sizler için bir indirim kodu belirledim. Bu videonun altında o indirim kodunu paylaşıyorum. Böylece bu kitabı indirimli olarak igede.com.tr'den ya da celelerdoğdu.com'dan satın alabilirsiniz. Gayrimenkul piyasası ile ilgili merak ettiğiniz 178 tane soruya cevap verdiğimiz bu kitap ilginizi çekebilir. Taze bilgilerden birisi daha. Betam dün kiralarla ilgili raporunu da paylaştı. Ben de hemen bu videonun içerisine onu eklemiş oldum. Türkiye'de yıllık kira artışı %159 olarak gerçekleşti. Bunu iller bazında baktığımız zaman İstanbul'da %153'ten %45'e bir gerileme var aylık bazda. İzmir'de %161'den %158'e gerileme var bir aylık değişim içerisinde geçen senenin aynı dönemleriyle baktığımız zaman. Ankara'da ise %159'dan %168'e artış var. Yani İzmir ve İstanbul'da gerileme varken kiralarda Ankara'da ilerleme var. Ortalama metrekare konut birim fiyatlarına baktığımız zaman İstanbul'da bir konutun ortalama metrekare birim fiyatı 88 lira, Ankara'da 42 lira ve İzmir'de 62 lira. Genele baktık ama biraz da iller özelinde bakalım. Betam raporuna göre kira artışlarında Antalya yine zirvede. Biliyorsunuz yabancıların konut satışıyla birlikte kiralamalarda da çok fazla talep olduğu haberlerden de takip ettiğimiz ve duyduğumuz bilgilerden birisi. Ekim ayında ortalama konutun kira birim fiyatı Antalya için 100 lira olarak gerçekleşmiş ve 1 yıllık konut kira artışı %257. Türkiye ortalaması %159'du hatırlatayım. Trabzon'da oldukça dikkat çekici ortalama metrekare konutun birim fiyatı kirada 30 lira ve kirada Trabzon %200'le Türkiye ortalamasının üzerinde seyrediyor. Denizli'de yine bu listenin içerisinde yine Türkiye ortalamasının üzerinde kira artışında %195'le Kira artışlarında Türkiye ortalamasının altında olan iller Gaziantep, Kahramanmaraş ve Diyarbakır. Kahramanmaraş için bir şey söylemek mümkün değil. Ancak Gaziantep ve Diyarbakır'da konut kiralarındaki ve konut fiyatlarındaki artış geçtiğimiz aylarda oldukça yüksekti. Sanırım orada da yine bir düzeltme gelmiş durumda. Bunlar bu listenin en sonuna düştüğüne göre. Ve geldik sizlerden gelen sorulara ve yorumlara. Sadece soruları almıyorum. Bazen de yorumları da alıyorum. Çünkü onlar üzerine de söyleyeceğim bir iki bir şey var. İlk olarak Barış Memiş'in sorusuyla başlıyorum. Bireysel olarak emlak al sat'tan para kazanabilirim. Evet, bununla ilgili zaten yapmış olduğum bir video var. Dönem olarak doğru mu derseniz çok doğru olduğuna emin değilim. Özellikle nakit parayla alınacak gayrimenkulden para kazanmak anlamında doğru bir dönem olmayabilir. Belki konut fiyatlarındaki reel artışın biraz daha gerilemeye başladığını gördükten sonra böyle bir yatırım için karar alabilirsiniz. Çünkü daha önceki dönemlerde de gördüğümüz gibi reel artışlar yavaşlamaya başlayacak. Eksiye doğru gidecek ve o dönem yatırım için çok daha anlamlı bir dönem olacak. Çünkü her inişin bir çıkışı var. Şu anda o çıkışın yavaş yavaş inişine geliyoruz. İkinci soru ve yorum Volkan Ateş'ten gelmiş. Hocam emekler için teşekkürler ancak bu istatistikler ne kadar gerçekçi? Şimdi bu istatistiklerin belli bir bölümü TÜİK tarafından geliyor konut satışları. Konut satışları verilerine herhangi bir müdahale edilecek taraf yok. Zaten bunlar Tapu Kadastro tarafından temin edilen bilgiler. Konut fiyatları Merkez Bankası tarafından veriliyor. Bunlar gayrimenkul değerleme raporlarından bankalara, bankalardan Merkez Bankası'na iletilen raporlar. Burada da müdahale edilebilecek bir taraf yok. TÜİK verileriyle ilgili olarak enflasyon verisi zaten piyasada oldukça tartışmalı bir konu. Bu konuda herkesin farklı bir fikri var. Evimizde yaşadığımız enflasyon farklı TÜİK tarafından söylenen enflasyon farklı. Bu da zaten su götürmez bir gerçek olarak ortada gözüküyor. Bunun dışında diğer bir istatistikte Sahibinden.com verilerinden gelen bilgiler. Sahibinden.com da Bahçeşehir Üniversitesi ile bu araştırmaları hazırlıyor ve bizlerle paylaşıyor. Sahibinden.com verilerini zaten sizler de ben de hepimiz bu verileri rahat rahat görebiliyoruz. Onun için bu istatistikler içerisinde sadece enflasyon verisiyle ilgili bir şey söylenebilir. Orada da kendiniz kendi düzeltmenizi kendi inandığınız ve piyasadan görmüş olduğunuz toplam enflasyon için yapabilirsiniz. Volkan Bey şöyle bir noktadan daha bahsediyor. Bir yıldan uzun süredir ev bakıyorum. Sancaktepe'de bir daireye takıldım kaldım. O daireyi Şubat ayından bu yana 11 kez sattılar. Şubat ayından bu yana 11 kez satılıyorsa o gayrimenkulde bir sorun vardır. Gerçekten 11 kez mi satılmış o gayrimenkul? Ondan da ben şüpheliyim. Çünkü 11 defa satılan gayrimenkulden hayır gelmez diye düşünüyorum. Eğer gerçekten ilgiliyseniz tapu dairesine gidip o gayrimenkulü almak istediğinizi söyleyin ve verilere bakın. Gerçekten bu kadar el değiştirmiş mi? Hatta şunu da yapabilirsiniz. Takbis verisini sizlerle paylaşmıştım. Eğer satıcıdan takbis verisini alırsanız son satışın gerçekleşme tarihinde rahatlıkla görebilirsiniz. O zaman daha emin olursunuz. Üzerine 50-60 bin lira koyarak bir iki hafta içerisinde tekrar satılığa koyuyorlar diyorsunuz. 1.2 milyon liralık bir gayrimenkul alım satım harcı eğer emlakçı varsa emlakçının komisyonu 50-60 bin lira için bu işleme zaten kimsenin ben gireceğini zannetmiyorum. Ve sorusunun ya da yorumunun son bölümüne bakarsak 380 bin liraya baktığım gayrimenkul şu anda 1.2 milyon oldu. Zaten verilerde %200'lük artışla aynı yere geliyor. Yani Volkan Bey aslında piyasadan ayrışan bir durum gözükmüyor. Üçüncü yorum Kaan Avcı'dan gelmiş. Bunu özellikle paylaşıyorum. Bunu paylaşırken ben de benzer bir şey düşündüm. Belki insanların aklı karışır diye ama Kaan Bey hatırlatmış. Ben de onun için paylaşacağım. Özel banka konut kredisini haklı olarak uygun buluyorsunuz. Ama yatırım amaçlı konuta neden tavsiye etmiyorsunuz? Kredili konut kazanılacak rakamlar ortada. Bu fikrinize çok şaşırdım demiş. Aslında Konut kredisi alarak gayrimenkul almayı şu an için mantıklı buluyorum çünkü konut kredisi faiz oranlarıyla Piyasadaki enflasyon birbirinden oldukça Ayrışmış durumda. Bu anlamda mantıklı ama Ödeme gücü açısından insanların bu taksitleri ödeme gücü var mı? Bunu bilmiyorum. Bireysel olarak danışmanlıkta da yapmadığım için ve Herkese açık bir veri paylaştığım için Bunu o anlamda öneremiyorum ama Sizin finansal açıdan gelirinize baktığımız zaman Ödeme gücünüze baktığımız zaman bunu birebir de belki önermek mümkün olabilir. Ama bunu böyle kamuya açık olarak söylemek mümkün değil. Ama peşin olarak gayrimenkul alıp satmak mantıklı mı derseniz bir videonun içerisinde diğer yorumlarda da bahsettiğim gibi nakit olarak konut alıp satmayı mantıklı bulmuyorum. Ve dördüncü yorum. Murat Taşkın'ın yorumu. Bu yorumu çok beğendim çünkü insanların bazen böyle düşündüğünü de görüyorum. Bırakın bu işleri kardeşim bu fiyatları konut alanların ya aklı yoktur ya parası çoktur algı yapmayı bırakın. Bu fiyatlara konut alanların derken herkesin gelir gücüne göre gayrimenkul alım imkanı da değişiyor. Konut alabilmek için zaten asgari ücretli çalışan bir kişinin imkanının olmadığını grafiklerde de gördük. 24 yıllık asgari ücreti biriktirerek bir insanın konut alabilmesi zaten imkansız bir şekilde gayrimenkul almanın zorlaştığını bize gösteriyor. Algı yapmak derken bizim bir algı yapacak durumumuz yok. Biz gayrimenkul değerlemesi tarafında çalışan gayrimenkul profesyonelleriyiz. Yani ne piyasayı olumlu yönde değiştirebiliriz ne de olumsuz yönde değiştirebiliriz. Böyle bir imkanımız olsa da zaten bunu yapmayız. Bu kanalı izleyenler de bunu çok iyi bileceklerdir diye tahmin ediyorum. Beşinci yorum Tuncay Kaplan'dan gelmiş. Güzel bir yorum ve soru. Çin ve Amerika'dan gelen emlak şirketlerinin borç krizi verileri veya batmaları Türkiye'deki emlak sektörünü etkiler mi? Türkiye, Çin, Amerika artık birbirine çok bağlı hale geldi. Yani artık dünya küçük bir ülke diyebiliriz. Bir başka ülkede olan sorun bizim ülkemize de gelebiliyor. Bizim ülkemizde olan sorun da başka bir yere gidebiliyor. Finansal krizler özellikle birbirlerini domino etkisiyle etkilemekte. Çin'deki sorunla ilgili olarak özel bir canlı yayında bahsetmiştim. Çin'deki sorun oradaki inşaat firmalarının borçlanması aynı zamanda gayrimenkul satışlarını yapıyor olmaları ve gayrimenkul üretimlerini yapmaması ile ilgili bir durum. Oradaki sorunun Türkiye'deki emlak piyasasını etkileyebileceğini düşünmüyorum. Amerika'daki mortgage krizi biliyorsunuz finansal krize döndüğü için tüm dünyayı etkiledi, sadece Türkiye'yi değil. Ama Amerika'daki mortgage krizinden sonra da Amerika'da bazı şeylere daha fazla kontrol altına aldı. Özellikle konut kredisi kullanamayacak kişilerin konut kredisi kullanımı eskisi kadar kolay değil. Türkiye'de zaten konut kredisi kullanımlarını bu video içerisinde de bahsettim. Toplam konut satışları içerisinde genel ortalamada yüzde 25'ler yüzde 30'lar civarındayken son ay yüzde 12 oranında gerçekleşti. Türkiye'de finansal açıdan konut kredisinin doğması için hem konut kredisi kullanımının çok fazla olması gerekiyor hem de konut kredisi kullanamayacak kişilere konut kredisi kullandırılıyor olması gerekiyor. Bu açıdan Türkiye'yi şu anki durumun etkileyeceğini sanmıyorum. Altıncı yorum Emrah Yeşil'in yorumu. Ortalama konut üretim metrekare maliyeti için 7500 lira belirttim. Geçen ayda sürekli değişiyor. Satış için 15.000 lira demişsiniz. Bu 7500 lira arsa sahibine verilen payla mı, yoksa hariç midir? Hariçse 7500 çarpı 2 15.000 lira maliyet oluyor müteahhit için satış fiyatına denk geliyor. Kar yok aydınlatırsanız sevinirim demiş. Son sorum seçimlere yakın konut için bir kredi kolaylığı çalışması var mıdır? Teşekkürler demiş. Emrah Bey ben de sizin sorunuz için teşekkür ederim. Türkiye'deki ortalama konut birim fiyatı 15 bin liraydı geçen ay. Bu ayki açıklamamıza göre 15.800 liraya çıkmış durumda Türkiye'de ortalama konut birim fiyatı. Ama bu yeni konut değil. Türkiye'de ortalama konut birim fiyatı. Yeni konutlar için ne yazık ki ayrı bir konut birim fiyatı bulunmuyor. Ama 7.500 liradan Bugün konut üretimi maliyeti arttığını tahmin ediyorum. Her ay sürekli değişen enflasyonla birlikte onların da artışı devam ediyor. Müteahhit elbette ki karsız olarak konut üretimi yapmayacaktır. Onlar da yatırmış oldukları paranın üzerine hem finansal getirisini hem de emek ve çabalarının karşılığını üzerine koyarak üretim yapacaklardır. Yani karsız olarak tabii ki üretim olmayacaktır. Son soruya cevap vermek gerekirse seçimlere yakın bir konut kredisi kolayla çalışması var mıdır? Ben olacağını tahmin etmiyorum çünkü sosyal konut hamlesiyle konut edinemeyecek olanların da konut edinmesi için bir çalışma başlatılmış oldu. Tabi ne olacağı belli olmaz ama umarım konut kredisiyle ilgili olarak bir çalışma yapmazlar. Çünkü daha önceki çalışmalardan sonra konut fiyatlarındaki artışı hepimiz gördük. Ve sonuncu yorum Deep One'ın yorumu. Bu yorumda özellikle beğendiğim yorumlar arasında kendisine teşekkür ederim. Şaka gibi analiz. Türkiye'de emlak piyasasını İstanbul'u baz alıp yapıyorsun. Türkiye'de Nisan'dan beri konut satışları durdu. Türkiye'deki konut verilerine İstanbul verilerine bakmıyoruz. İstanbul, İstanbul verilerine ayrı alıyoruz. Türkiye verilerine ayrı alıyoruz. Videoları 1.5-2 çarpı hızında izleyenler bazı şeyleri bence kaçırıyorlar. Ya da duymak istediklerini duymaya çalışıp sadece kendi merak ettikleri bölümü yakalayıp diğer bölümleri kaçırdıklarını tahmin ediyorum. Çünkü bu yorumu yapabilmek için benim videolarımı tam bir şekilde izlememek gerekiyor diye düşünüyorum. Nisandan beri konut satışları durdu derken her ay konut satışlarından bahsediyoruz. Konut satış verileri az önce de söylediğim gibi Tapu Kadastro tarafından tüye iletiliyor ve işlemler zaten şeffaf olarak herkese paylaşılıyor. İsterseniz Tapu Kadastro'nun sayfasından da rahatlıkla bakabilirsiniz. Tapu daireleri bomboş, 300 bin'e satamadığı evini 18 ay sonra 2-3 milyondan satmaya çalışan deli kaynıyor ortalık. Gibi bir sürü yorum var. Burada dikkate alınabilecek bir bölüm var mı diye bakarsak, hayal satmayın insanlara. Bu rakamlardan ev alan yanar. Metrekare maliyetleri 15.000 değil, 10.000 öşürmeyin. Metrekare maliyetlerinin 15 15.000 olduğunu söylemedim. Yine çok hızlı bir şekilde dinlediğiniz ya da kaçırdığınız için olabilir. Metrekare birim fiyatları Türkiye'de 15 bin lira. Maliyetlerinin de az önceki yorumda da diğer izleyicinin de yapmış olduğu yorumda duyduğunuz gibi 7500 liraydı. Geçen ayki konut birim maliyeti. Ayrıca bu rakamlarla ev falan satılmaz. Kredi zaten vermiyor bankalar. Verse ne olacak? 3 milyon lira krediyi kaç kişi ödeyebilecek? Zaten ben de farklı bir şey söylemiyorum. Konut kredisi ile ilgili olarak bankaların yaklaşımlarını biliyoruz. Sadece özel bankalar tarafından konut kredisi verilmeye daha meyilli görülüyor. Oradaki maliyetlerde zaten kamu bankalarına göre yüksek. Kamu bankalarındaki kredi imkanlarının da 150-250 bin lira civarında olduğunu duyuyoruz. Evet, videoları normal hızda dinleyelim ki. Söylediğimiz şeyleri kaçırmayalım, yanlış anlamayalım ve duymak istediğimiz şeyler değil, bunun dışında objektif olarak paylaşılan tüm verileri de yakalamaya çalışalım. Bir sonraki videoya kadar hoşçakalın, sağlıkla kalın.